Baba hoş geldin. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Müessesemize hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Dukkan'a. Evet, güzel bir gece bizi bekliyor. İnşallah. İnşallah. Güzel bir akşam olacak. Değerli kardeşim, Gökhan kardeşim. Öncelikle davetinden ötürü kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu yoğunluğun içinde işte bugün salı gününü ancak teşkil edebildik. Yukarıda da sağ olsunlar gönül dostları, sevenlerimiz çok önemli ilgi gösterdiler. İyiyiz bu akşam. Ben de sahnede iyi olmaya gayret göstereceğim. Sizin evet, öncelikle Cengiz Baba'ya çok teşekkür ediyorum. Ol, biliyorsunuz Cengiz Baba arabeskin babası. Biz onun şarkılarıyla, onun besteleriyle Allah büyüdük. Onun sayesinde Allah onlardan bir kere razı olsun. Mekanımız şu anda sizler de bildiği gibi hınç hınç doldu. Hala da kapıdan gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Geri çevirmemek için bahçeye bile şu anda bir sürü attık ve bahçede bile dinleriz diyenler var. Yani şunu anlamış oluyoruz. Yani Cengiz Baba hala eski formunu koruyor. Aynı şekilde sahnelere devam ediyor. İyi ki bizim yanımızda. Siz de iyi ki varsınız. Bunu bizi başımızdan eksik etmesin diyoruz. Siz de öyle. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Buna değinmek istiyorum aslında. Hani yıllardır hep sold out bir şekilde geçen konserlerinizde çıktığınız mekanlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu tabii 40 küsür yıllık çok çalışmaya ve başarıya da bağlıyorum. Ayrıca sağ olsunlar bizi baş tacı yaptılar uzun yıllardan beri. Şarkılarımız hep gönüllere düştü. Ailenin içine düştü. Hepimiz bir aile olduk. Hepimiz bir aile olmamızdan dolayı da böyle ayakta kalabiliyoruz. Bu çok önemli tabii. Evet, şarkılarınız da 7'den 77'ye hala çok seviliyor. Sağ ol. Birkaç kuşak aynı anda dinliyor, sizi seviyor. Evet, birkaç kuşak dinliyor. Mesela senin babaannen, deden. Babam, işte ben. Baba, anne, benim bir tane. Onları da bir şey mort edersiniz. Sağ olsunlar. Onu diyorum. Ben bazen sahneden inerken diyorum ki Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Yıllardan beri bize sahip çıktınız. Bize ekmek verdiniz, aş verdiniz, aşk verdiniz. Onun için hep dua ettim. Yıllarca dua ettim. Hem dualarımla kaldım hem de sevenlerimin takdiriyle kaldık bugünlere kadar. Sağ olsunlar. Ben mutluluğumu böyle ifade etmek istiyorum. Yeni çalışmalarınız olacak. Evet. Yeni çalışmalarımız var. Oğlumla Aydın'la bir düetim var. Aydın'ın kendi şarkısı. Benim de eskiden esasında itiraz ediyordum. Biz alıştık ya 12 şarkı, 15 şarkı, 16 şarkı. Bunlar ne yapıyorlar? Bir tane single, iki tane single falan Gökhan. Fakat model öyle şimdi. Abi Aydın'a da bir çalışmamız var burada. Var değil mi Aydın'a? Tabii, burada da bir Aydın'a da bir çalışmamız bak, var. Bak Aydın Kurdoğlu da çıkacak. Evet. Model öyle, mecburen artık birkaç şarkı okuyup ismi single oluyor galiba. Tabii yaz aylarında yılbaşına doğru inşallah çıkartacağız. Var, yazın var mı gibi plan, tatil rotası belli mi yoksa? Yok, konserler... tatil yok. Çok para kazanmam lazım. Paraları da evde Fadime'ye getirmem lazım. Sağ olsun Gökhan. Cebimiz 35 lirayla geziyoruz. Biz evet, cebimiz 35 lirayla geziyoruz. Bir de bırakmıyorlar beni. Bak bu yaşımda bile bırakmıyorlar. Onun mutluluğunu da yaşıyorum ayrıca. Çalışalım çalışalım sonra keyfimize bakalım ya. Süper. Değil mi? Evet efendim, son dönemde hem oyuncular hem sanatçılar ödül alırken ki konuşmaları çok konuşuluyor. Evet. Çoğu kesimden de tepkiler de geliyor. Evet. Siz bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Vallahi ben şimdi size açık açık bir şey söyleyeyim. Ben yaklaşık bir iki seneden beri bu ödül törenlerine zaten gitmemeye karar verdim. Gitmiyorum. Eskiden onları ben mesela altın kaset, altın plak hediyesi aldım. Ben evde Fadime'ye dedim ki bunu sar da 15-20 sene sonra lazım olur dedim. Meğersem tenekeymiş hepsi. biraz karakter olarak da, yapı olarak da hem bu meslekteyim ama bu mesleğin farklı bir bölümde bir yaşam tarzım var benim. Tasvip etmiyorum, birbirlerine laf atmasınlar. Çok değerli oyuncularımız var, çok değerli ses sanatkarlarımız var. Küçüklerimiz, büyüklerimiz, saygı duyduklarımız. Önce aile birlikteliğine, sonra topluma olan saygılarını muhakkak muhafaza etsinler. Bunlar çok önemli. Yoksa çıkarsın, inersin. Her şey sizin elinizde yani. Kesinlikle. Peki son olarak da geçtiğimiz senelerde bir doğum günü partisinde bir olay yaşanmıştı. Evet. Onda bir dava süreci var. Yok, onda sorunlarım nedir? Sıkıntı yok. Onda şöyle açık açık söyleyeyim. Onun güvenlik kameraları bile var. Benim fiziksel şeyim bile yok. Dokunuşum bile yok onlara. Kendi kendini çizmiş galiba dışarıda. Dava bitsin onu bekliyorum da onu sonra yanaklarından öpeceğim ben.
güzel. Çünkü bir açıklığınız var. Tarih sonucu sanırım diğer sizin meslektaşlarınıza da bazı argo kelimeler ve laflar kullanılmış galiba. Şimdi siz orada ya orada tabii ona şey, onu esasında tekrar açmamak lazım ama şimdi orada benim çok saygıdeğer büyüğüm Orhan Gencebay abim, İbrahim abim, İbrahim Tatses. Benim yine bir iki yaş büyüğüm büyüğümdür kendisi, canım abim Ümit Besen. Evet. Orada bana işte zaten bir saatlik bir davet üzerine gitmiştim. Usturupsuz kelimeleri ifade edince biz biraz da toprağımızdan dolayı kan şekerimiz birden fırlıyor bizim. Öyle bir sıkıntı oldu. Başka bir sıkıntı yok. Karadeniz'de olalım. Karadeniz. Çok teşekkürler. Dükkanımıza sahip çıkın kardeşlerim. Bu akşam biz çok iyiyiz. Sizler de çok iyisiniz. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kardeşim benim. Bu ne güzel sürprizlerdi. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim ya. Hoş geldiniz. 3 yıldır. Arkadaşlarımız 3 yıldır sabırsızlıkla bekliyor. Hoş geldiniz benim can evlatlar, can kızlarım benim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Üfleyin mi Elif kızım? Sen nasılsın? Dilek mi abi? Dilek mi? Ben üfleyeyim. Benim sorusu. Seninle alakalı yok. Sen çok zenginsin. Öncelikle dileğimi çok saygıdeğer Cumhurbaşkanım, canım abim için diliyorum. Allah sağlık, mutluluk ve üstün başarılar versin. Ego alkışlanır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ver bana. Şöyle notu da göstereyim. Çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin, Cengiz Kutoğlu. Canım kardeşim. Sağ olun. Çok mutlu ettim.